Konuğumuz bir kez daha Yasemin Meriç, uzman klinik psikolog. Bir önceki programımızda mutluluğu konuşmuştuk ve benim anladığım kadarıyla mutluluk aslında böyle kısaca anda kalmak, anı yaşayabilmek, detayları var ama biraz akıştan bahsetmiştik. Bunu herkes söylüyor. Ben de anlamamakta ısrar ediyorum. Anda kalmak ne demek? Tamam, güzel bir şey. Nasıl yapacağım bunu? Ben bir sonraki adımı düşünmekten kendimi alamıyorum. Ya da geçmişi düşünmekten kendimi alamıyorum. Yani şimdi program yapıyoruz. Birazdan program bitince trafikte ben hangi yoldan gideyim? Belki sizle konuşurken oradan kendimi kurtaramıyorum. Dolayısıyla bu anda kalmak çok da kolay bir şey değil. Bunun bir antrenmanı var mı? Evet, size ufak bir antrenman tavsiye edebilirim. Bu güzel olur. Tamam. Şimdi bizim 5 tane duyumuz var kullandığımız. Anda kalabilmek için aslında en önemli ve en güzel pratiğimiz bu olabilir. Bu duyularımızı maksimum seviyede kullanmaya çalışmak. Yani siz eğer ki burada benimle konuşurken az sonra gireceğiniz trafiği düşünüyorsanız bu 5 duyu organınızı maksimum seviyede kullanmıyorsunuz demektir. Yani buradaki bütün seslere kulağınız dikkat kesiliyor mu? Gözleriniz her türlü detayı görüyor mu? Burnunuz hiç koku aldı mı? Birazcık daha dikkatli odaklanırsanız eğer belki de az önce burnunuza hiç gelmeyen bir koku burnunuza gelebilir. Hava nasıl, teninize nasıl bir hava değiyor? Tüm bunlarla birlikte duyu organlarımızı en yüksek seviyede kullanmaya çalıştıkça aslında anda kalmak adına kendinize yardımcı olmaya başlıyorsunuz. Çünkü belki de biraz teknolojinin de bununla ilgili bize bazı dezavantajları oluyor. O da nedir ki? Teknolojik gelişmeler bizim bu duyu organlarımızı en yüksek seviyede kullanmamıza aslında pek olanak sağlamıyor. Çünkü teknoloji bizim için her şeyi yapıyor. O yüzden de bunu açalım. Ne yapıyor ki? Hangi duyu organımız yerine bir cep telefonumuza delege ettiğimiz bir... Tabii bununla ilgili çok fazla uygulamalar var, aplikasyonlar var. Duymadığınız sesleri duymanıza yardımcı olacak şeyler var. Ya da mesela şimdi kullandığımız kameralar, böyle büyütüyoruz. En detayları onlar bizim için sabitleyebiliyorlar. Bizim odaklanmamıza çok gerek kalmıyor. Anda kalmak değil mi bu? Bu anda kalmak değil çünkü bizim için o elektronik aletler bunu yapıyor. Halbuki sizin göz bebeklerinize odaklanmanız çok başka bir şeydir. Hatta anda kalmayla ilgili çok daha güzel başka bir örnek vereyim. Sürekli fotoğraf çekiyoruz mesela. İşte fotoğraf çektiğimizde de aslında o anları kaybetmek istemiyoruz, yakalamaya çalışıyoruz. Fakat paradoksal bir şekilde de o anları hiç yaşayamıyoruz. Çünkü fotoğraf çekerken o ana odaklanmak yerine aslında iyi bir fotoğraf çekmeye odaklanıyoruz. Evet, ben onu çok iyi biliyorum. Çocuklar büyürken onların hep anaokulu gösterileri falan filan, hiç onları çıplak gözle göremedim. Ne kadar üzücü değil mi? Sonradan evet. İnsan pişman oluyor. Ben hepsini çektim ama eşim seyretti böyle. Öyle bir şey oldu. Eşiniz anda kalmayı daha iyi başarıyor bence. Ama birini de kaydetmesi gerekiyor ya. İnsan o anı kaydetmeyince de kendini suçlu hissediyor. Ya da bu da bir psikolojik bozukluk mu bilmiyorum. Bir psikolojik bozukluk değil ama zamanın bize getirdiği bir psikolojik baskı aslında. O anı kaydetmeyince insan kendini kötü hissediyor diyorsunuz ya. Bunun altında yatan bir düşünce var. Şimdi biz bir film yaptık aslında. Ben bu konulara çok çalıştım. Bu mindfulness konularına falan. Hocamız Zümrü Atalay da bizim konuğumuz oldu daha önce. Bir film yaptık biz. Adı Dijital Esaret. Tamamen bu anda kalmakla ilgili. Orada benim yazdığım bir replik var. O repliği de ben bir araştırmada okumuştum. Oyunculardan biri cennet gibi bir yere götürülüyor. Diyor ki arkadaşı, baksana diyor, ne kadar güzel bir yere geldik. Cennet gibi diyor ama telefonu yasak. Diyor ki ben diyor fotoğrafını çekemedikten sonra ne yapayım cenneti diyor. Yani fotoğraf çekmek, cennetin fotoğrafını çekmek cennette olmaktan daha mı önemli oldu? Öyle olduğunu düşünüyoruz. Öyle olduğuna inandığımız için anı yaşayamıyoruz. Ve bence tam da o yüzden mutlulukla ilgili bu kadar böyle kendimizi harap ediyoruz. Nasıl mutlu oluruz? Nasıl daha çok mutlu oluruz? Çünkü mutlu olabileceğimiz elimizde olan fırsatları aslında o kadar çok tepiyoruz ki siz belki çocuklarınızı izlerken tamamen orada olsanız oradan çıktığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Mutlu olmak öğretilebilir mi? Kitaplar görüyorum. 10 adımda mutlu ol. 5 ders defa. Öyle şeyler olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Bir kitap alsak hayatımız değişir. Keşke. Alsak hep beraber değişse. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum.
söylemiyorum tabii ki ama bu tarz kitaplar, kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları insanların var olan durumu farklı perspektiflerden bakmasına yardımcı olabiliyor. Ama bu da beraberinde şöyle bir sıkıntıyı getiriyor. Öyle bir kitabı alan ya da işte 5 adımda mutlu olmak gibi bir şeye sırtını dayayan kişi zannediyor ki o 5 adımı uyguladığında kesinlikle mutlu olacak. Fakat öyle bir şey yok. Biraz da aslına bakarsanız bütün bu koşullardan kendimizi bağımsızlaştırmamız lazım. Çünkü hayatımız o kadar çok koşullara bağlı gidiyor ki. Şimdi mesela geçmişe döndüğümüz zaman, geçmişle geleceği karşılaştırdığımız zaman ben hep şunu düşünüyorum. Çocuklarla da çalışan bir terapistim ben. Mesela seminerler falan verirken anne babalara diyorum ki bizim zamanımızda biz sokaklara çıkıyorduk, güzel güzel oynuyorduk, bütün günü işte oynayarak geçiriyorduk. Şimdi çocuklarımız o kadar şanslı değil ama anlıyorum ki zaman ne kadar değişse de, teknoloji ne kadar ilerlese de, çocuklarımızın önüne olağanüstü teknolojik aletler koyabilsek de bazı varoluşumuzdan gelen temel ihtiyaçlarımız var ve bunlar hiç değişmiyor. Mesela büyümeye çalışan bir çocuğun fiziksel hareket ihtiyacı. Ve yine büyümeye başlayan bir çocuğun merakını destekleme. Şimdi bunlar geçmişte bizler sokaklara çıkarak, oynayarak bunları tatmin etmişken günümüzde ne oldu mesela? Günümüzde çocuklar çok erken yaşta oyun gruplarına dahil oluyorlar. Ne oluyor? Küçücük küçücük 1 yaşında 2 yaşında çocuklar böyle kapalı yerlere giriyorlar. Orada bir şeylere vuruyorlar yeni falan. Yeni oyunlar çıkıyor. Onlar biraz performansa dayalı oyunlar olacak gibi gözüküyor. Yani VR gözlüğünü takacak ama ayağa kalkıp hareket de edecek gibi. Çünkü bu şart. Fiziksel bir performans sergilemek zorundayız. Yetişkinler için de bu geçerli. Şu anda herkes fitness salonlarında. Size şöyle bir şey soracağım. Şimdi mesela bir çocuğa bakıyorsunuz. Bizim gibi değiller yeni arkadaşlar, bizim gibi değil. Onlar aynı anda televizyon seyredebiliyor. Aynı anda televizyon seyrediyor. Kulaklıkla bir şey dinliyor. Sosyal medyada bir şey kontrol ediyor. Ederken yemek yiyor. Annesi de bunu anlamıyor. Ve bu yanlış diyor. Diyor ki böyle yemek yenmez diyor. Her şeyi bırak öyle yemek ye diyor. Hangisi yanlış? Acaba diyorum ki bu çocukların yaptığı bizim yeni normalimiz mi? Yanlış mı? Çünkü biz 80'li yılların, 90'lı yılların romantizmiyle yaklaşıyor olabiliriz bu çocuklara. Halbuki bunların yazılımı farklı. Bunlar bizim gibi değil. Aynı anda birden fazla şey yapabilme yeteneğine sahip. Biz yemek yerken başka bir şey yapamıyorduk. Evet. Ama onlar yapıyor. Onlar mesajda yemek yerken mesaj yazabiliyor. Hatta daha araba kullanabiliyorlar falan. Evet. Ben motosiklet kullanan gördüm mesaj yazarken ya da motosiklet kullanırken mesaj yazan gördüm. Yani bu gençler her şeyi aynı anda yapabiliyor ve biz de bunu anlamıyor muyuz? Ne yapacağız? Evet. Bizde mi? Kim hasta kim? Kimi alacaksınız ben, tedaviye? Hiç kimse hasta benim değil. Benim mi çocuğumu mu? Hiç kimse hasta değil. Başta şunu söyleyeyim, ben pozitif psikolojiye inanan biriyim. Yani sadece hastayı aramaya yönelik değil de hayır, daha ziyade... Mesela orada ama ebeveynle çocuk arasında bir çatışma var. Nasıl çözeceğiz onu? Şöyle çözeceğiz. Biz tabii çocuklara yaklaşırken bir, kendi deneyimlerimizle eğer ebeveynsek, iki, uzmansak elimizdeki bilimsel verilerle yaklaşıyoruz. Şu anki doğruyu yanlışı ancak ve ancak bunlarla aslında belirleyebiliyoruz. Ha, bu mutlak doğru mu? Tabii ki tartışılır. Tabii. Elbette olamaz. Acı da değişebilir. Değişebilir kesinlikle. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Birincisi sizin söylediğiniz gibi günümüz çocukları aynı anda çok daha fazla şeye odaklanabiliyorlar. Çünkü beyinleri böyle aslında gelişiyor. Bunu deneyimledikleri için çok küçük yaştan itibaren buna adapte olabiliyorlar. Fakat bilim de bize diyor ki bunu yapmak bir zaman sonra bir takım sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Mesela dikkat eksikliği, odaklanma problemi gibi. Hadi onu bir tarafa koyalım. Psikoterapi de bize şunu söylüyor aslında. Psikoterapi yaklaşımda bize şunu söylüyor. Bu beraberinde bir takım ilişkisel problemleri de getirebiliyor. Yani belki anneler babalar yemeğini yerken her şeyi bırak bir tarafa diyor. Peki psikoterapi kaç model bir psikoterapi? Hangi yılların bilimsel verileriyle konuşuyoruz? Şöyle aslında... Eski olma ihtimali var mı sizin?
Tabii ki. Verilerinizin, bilginizin. Şöyle eski olmasının da yanı sıra şöyle handikapları var. Nerede yapıldığı bu araştırmanın, hangi gruba yapıldığı. Çünkü toplumdan topluma değişen bazı şeyler var. İşte kız erkek ayrımları var. Eğitim, kültür, sosyoekonomik düzey ayrımları falan var. O yüzden... Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yıllar önce bir sahne yazmıştım. Bizim evde hani çocuklar duymasın evinde Emine var. Evin hizmetlisi diyelim. Kocası da Çaycı Hüseyin. Aralarında büyük bir sorun var. Derken Meltem'in bir dergisi eline geçiyor. Kocanızla daha mutlu olmak mı istiyorsunuz diyor. Hemen bu atlıyor, dergiyi bir açıyor. Diyor ki hemen arabanızı atlayın. Şehir dışında bir otelde 2 gün tek başınıza kalın. Hani bunlar hep tercüme şeyler evet. Ya bizim bize uygun değil bizim toplumumuza. Hiç uymayan evet. Yani şeyler. Evet. Ama tabii Türkiye'de de artık psikologların yaptığı, üniversitelerin yaptığı güzel araştırmalar var. Fakat zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bizim bir sosyal bilim araştırması yaparken geçirdiğimiz sürede o kadar çok şey değişiyor ki aslına bakarsanız. Yani değişim çok hızlandı. Bundan bir 20 yıl önce ile şu an arasında çok ciddi bir fark var. Günden güne bir sürü şey değişiyor. O yüzden tabii ki bunların mutlak doğru olabilmesi mümkün değil. Ama ben hem kişisel deneyimlerimle hem de profesyonel deneyimlerimle şunu söyleyebilirim. Yıl ne olursa olsun insan canlısının bazı temel ihtiyaçları var. Bunlar değişmemiş, yıllardır değişmemiş. Yani depresyon dediğimiz şey çok uzun yıllar önce üzerinde konuşulan bir şey. Bir melankoli, mutsuzluk hali. Beni geçmiş yıllar hala aynı şeyi konuşuyoruz. Zannetmiyorum ki bundan 20 yıl, 30 yıl sonra yine depresyondan bahsetmiyor olacağız. Yine bahsedeceğiz. Belki formu değişecek, belki semptomlarında bir takım değişiklikler olacak. Ama yine insanın duygu durumundaki çökkünlük hali, melankoli hali değişiyor olacak. Yine aynı şekilde insanın temas ihtiyacı. Bu değişmiyor, değişmeyecektir. Temas ihtiyacı derken neden bahsediyorum? Yalnızlaşıyor muyuz acaba? Teknoloji ilerledikçe diye sürekli sorulur. Evet, bir taraftan yalnızlaşıyoruz, bir taraftan da çok kalabalıklaşıyoruz aslına bakarsanız. Nereden baktığınızı ve neyi nasıl kullandığınıza ben bağlı olarak değişiyor. Ben yalnızlaştığımızı düşünmüyorum. Bence biraz bunu nasıl kullandığımızla alakalı bir şey. Eğer ki bir çocuk internet denilen şu anda o muazzam bilgi kaynağını farklı yerlere, dünyanın farklı uçlarına ulaşmak için kullanıyorsa, bilgilere ulaşmak için kullanıyorsa, kendini geliştirmek için kullanıyorsa hiç yalnızlaşmıyordur. Tam tersi. Ben mesela 2000 yılından sonra doğanların hiçbir sorun olmadığını, bütün şu anda sorun diye ortaya çıkan her şeyin bizim yaşıtlarımızdan kaynaklandığını, onların yeni çağa ayak uyduramamalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa çocuklarda hiç öyle bir sorun görmüyorum ben. Bu arada son 2 dakikamızmış. Çok özür dilerim. Ben konuğundan fazla konuşan sunuculara çok kızardım. Bugün ben sizden çok konuştum. Son 2 dakikamız ama devam ederiz biz sizden. Tamam, tabii ki devam ederiz. Ben şöyle düşünüyorum. Teknolojiyi nasıl kullandığımız çok önemli. Size tam olarak bu noktada katılmıyorum. 2000 sonrası doğan çocukların bazılarının çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Bunu pratikte de deneyimliyorum. Bu sorunların büyümesinin sebepleri bir kısmı ebeveynler olabilir. Ama bir kısmı da onların önlerine koyduğumuz hazır, her türlü şeyin hazır oluşunun çocukların bazılarının en azından hayal güçlerini, bazılarının fiziksel eforlarını çok azalttığını, sosyal etkileşime geçmediklerini, göz kontağı kurmadıklarını, insanlarla birebir temas içerisinde olmadıklarını da görüyoruz bazı çocukların. Hal böyle olunca bu çocukların mutsuzlaşmaması, bu çocukların sağlıksızlaşmaması imkansız. Bakın bana son 5 yılda 8 ile 13 yaş arasındaki çocukların en çok başvuruyla geliş sebebi ne biliyor musunuz? İnternet bağımlılığı. İnternet bağımlılığı derken 10 saat masa başından kalkmadan internette zaman geçiren, annesinin babasının gözlerinin içine hiç bakmayan çocuklardan tamam, bahsediyorum. Tamam. Şimdi benim alanıma geldiniz. Neden bu çocuklar internet bağımlısı? Çünkü anneleri babaları internetten daha ilginç değil. Yani bu tarafta bir konvansiyonel anne baba var. 80 model, 70 model bizler gibi. Karşılarında da başka bir şey var. Şimdi biz diyoruz ki yavrum bırak o interneti de biraz annenle babanla vakit geçir. Kaç dakika geçirebilir? Süremiz doldu. Biz sizi
tekrar rahatsız edelim. Siz tekrar gelin. Bu noktadan devam edelim biz konuşmaya. Konuşalım. Çünkü ben sorunun ebeveynlerde olduğunu düşünüyorum. Yani dijital çağa doğdu çocuklar ama bu anne babaları dijital çağa hazır değil. Ve aralarında çok büyük bir çatışma olduğunu düşünüyorum. Evet, katılıyorum size. Bununla ilgili ekleyeceğim birkaç bir şey olacak. Konuşalım bunun üzerine biz tekrardan. Konuşalım. Çok sevinirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim.